Herkese merhaba. Bu videoda tadına doyamayacağınız çok lezzetli bir bamya tarifi paylaşıyorum. Tarife geçmeden önce daha fazla videodan faydalanmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu lezzetli tarifin yapımına geçiyorum. Bu tarif için büyük boy bamya kullanıyorum. Ve bamyayı ilk önce temizliyorum. Temizlerken şu üst kısmından fazla olan kısmı bıçakla kesiyoruz ve kalem ucu açar gibi bamyayı hazırlıyoruz. Bu tarif için istediğiniz kadar bamya kullanabilirsiniz. Bu kadar bamya benim için yeterli. Şimdi de bamyayı bol suyla yıkıyorum. Yıkadıktan sonra böyle biraz süzdürüyorum. Ve daha sonrasında da şöyle tepsinin içerisine kağıt havlu seriyorum. Kağıt havlunun üzerine bamyaları alıyorum ve tamamen kurutmaya çalışıyorum. Çünkü bamyayı bu tarifte ben kızartacağım. Kızartacağım için yağın sıçramasını önlemek amacıyla tamamen kurutmamız gerekiyor. Bamya ıslak olmasın ki yağ sıçraması yapmasın. Daha sonra kızdırmış olduğum yağın içerisine bamyaları bırakıyorum ve iki tarafını da güzelce kızartıyorum. Kurumaması için çok hızlı bir ateş kullanmıyoruz. Orta ateşte pişirmemiz yeterli olacaktır. Kızardığından emin olduğum bamyaları şimdi de tavadan alıyorum. Ve tekrardan kağıt havlunun üzerine fazla yağını çekmesi için bırakıyorum. Sonrasında da üzerine yoğurtlu sos hazırlıyorum. Bunun için 3 yemek kaşığı kadar yoğurdu kasenin içerisine alıyorum. Daha sonra içerisine şöyle bir tatlı kaşığının ucunda tuz ekliyorum. Ve tamamen pürüzsüz olana kadar çırpıyorum ve yoğurdu bu şekilde hazırlıyorum. Kızartmış olduğum bamyaları şimdi tabağa alıyorum. Tabağa alırken görsellik açısından kuyruk kısmını bir tarafa, baş kısmını bir tarafa bu şekilde ters düz alıyorum. Üzerine de hazırlamış olduğum yoğurdu bu şekilde döküyorum. Ve daha sonra da üst kısmına önce kekik döküyorum. Daha sonra da şöyle kırmızı pul biber döküyorum. Tadına doyamayacağınız çok lezzetli bir tarif. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Dilerseniz çatal ile, dilerseniz de bu şekilde tutup sosa batırıp yiyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benden şimdilik bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.